İyi akşamlar arkadaşlar. Nasıl, sesim iyi geliyor mu Bilal Bey? Tamam, başlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu akşamki konumuz yine bildiğiniz gibi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun uygulamaları, 2008 yönetmeliği ve bunu takip eden 2013 sonunda yürürlüğe giren aletli dalış talimatı. Konuda birçok nokta olduğu için bunu ben yazılı olarak hazırladım. Ve yazılı olarak okumak istiyorum ki noktaları atlamayalım, unutmayayım diye. Onun için yazılı olarak size okuyacağım. Şimdi TSSF'nin büyük rahatsızlık yaratan son talimatıyla ilgili olarak bazı önemli noktaları bugün ele alacağız. İlk önce Kasım ayında Antalya'da düzenlenen Çalıştay'la ilgili olarak TBK Türk Balık Adamlar Kulübü'nü temsilen bu Çalıştay'a Münci Öz, Gündoğdu Saruhanoğlu ve kendim 3 kişi olarak katıldık. Ve bu çalıştayda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun neler yaptığını ve ne şekilde hareket ettiğini daha iyi görme, yakından yaşayabilme imkanı bulduk. Ve hepimize göre bu çalıştay, hepimize göre derken katılan biz üç arkadaş olarak Türk Balık Adamlar Kulübü'nden, bizim için bu çalıştay tamamen bir fiyasko olmuştur. Şimdi çalıştay demek bir konunun ele alınması ve üzerinde orada çalışılması demektir. Ancak burada yapılan bir çalıştay değil, daha evvelden TSSF'nin gizlice hazırladığı talimatın bir sunuştayı, takdimi, bir kabullendirilmesi gibi olmuştur. Katılanların büyük çoğunluğunun yaptıkları itirazlar bir raportör tarafından, bir çalışma ortamında değil de bir raportör tarafından duyduğu kadar yarım yamalak, ayaküstü not edilmeye çalışılmıştır. Bu da sadece göstergelik bir not almadır. Daha sonra talimat son haliyle yayınlandığında alınan notların da nihai talimatta hiçbir fayda getirmediği görülmüştür. Zaten böyle bir ortamda bir çalıştay düzenlenemezdi. Bir çalışma yapmak imkanı yoktu öyle bir ortamda. Çalıştayda söz almak isteyince söz verilmek istenmemesi, bundan kaçınılması, kendi adamlarına söz verip kendi işlerine gelmeyen şeyleri söyleyecek olan, bazı doğruları söyleyecek olanlara söz vermek istememeleri, TSSF Başkanı İnkılap Obruk'un toplantıyı yöneten TSSF Dalış Merkezleri Başkanına kaş göz hareketleriyle söz vermeme isteğini iletmesi, korumalar ile dışarıya çıkarılmak istenmemiz, neticesinde salon galeyana gelmiş ve zorla, tabii biraz da sinirlenerek söz alabilmişizdir. Arkadaşlar, böyle itiş kalkış bir çalıştay düşünülebilir mi? Burası amatör bir dalış federasyonu mu, yoksa bir parti kongresi mi? Çalıştayda açıkça görülmüştür ki TSSF bünyesinde oluşturulmuş olan TSSF Dalış Merkezleri Kurulu'nun esasen hiçbir temsil gücü olmamasıdır. Her bölgede sadece bir iki dalış merkezinin katılımıyla oylanarak seçilmişlerdir. Ve bazı yandaşlarını da işlerine serpiştirilmesiyle bu dalış merkezleri kurulu bezenmiştir. Görülen tablo sadece göstermelik bir kuruldur. Temsil gücü ve imkanı kesinlikle yoktur.
Nitekim bu talimatı kimler hazırladı sorusuna cevap alınamamaktadır. Kurul üyeleri ya önlerine ya da birbirlerine bakmakta veya anlamlı bir şekilde sırıtmaktadırlar. Hiç kimse bu tartışmalı talimatı sahiplenmemektedir. Kaldı ki bu talimatı kaleme alanların önde geleni olan, tahmin ettiğimiz Şamil Aktaş Bey nedense bu çalıştaya katılmamıştır. Şimdi sen hem böyle şaibeli tartışmalı bir talimat hazırla, herkesi darma duman et, karma karışık et su altını, hem de bunun sunumunda Antalya'daki çalıştaya katılma, ortalıklarda görünmemeyi tercih et. Bunlar zaten müdafaa edilecek bir talimat. Arkasında kardeşim durursun, biz de sana gerekli soruları sorarız, sen de cevap verirsin. Şimdi talimata geliyorum bu çalıştaydan sonra. TSSF'nin talimatı konusunda ki itiraz sebebi olan önemli noktalar şunlardır. 1. Müktesap haklar. Yeni talimat ile mevcut eğitmenler eğer bazı yeni şartları yerine getirmezlerse, ki bunlar sağlık ve uzmanlık eğitmenliği şartlarıdır, eğitmenlikleri kısıtlanmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Bir eğitmen her zaman konusunun, yani balık adamlık konusunda eğitmendir. Yani bu müktesap haklar çiğnenmiştir. 2. Uzmanlıklar. Uzmanlıklar mevcut eğitim sisteminin içeriğini boşaltarak yaratılmamalıdır. Uzmanlıklar standart eğitim müfredatında olmayan gerçekten özel konularda olmalıdır. TSSF'nin yarattığı uzmanlıklardan biri olan mükemmel güzellik gibi bir beceri, zaten bir yıldız veya iki yıldız bir balık adamın olmazsa olmaz olan bir becerisidir. Bir başka örnek, 3 yıldız eğitiminde derin dalış, akıntı dalışı, navigasyon ve bunun gibi uzmanlıklar zaten standart müfredatın içindedir. Şimdi bu müfredattan uzmanlıklar yaratıp mecburi kılmak, TSSF'ye her bürevi için ödenecek olan harçlardan dolayı eğitimin hem maliyetini arttırmakta, eğitim gören kişiye hiçbir bilgi ve beceri fazladan katmamaktadır. Eğer TSSF KMAS'ın bir üyesi ise KMAS'ta var olmayan uzmanlıklar uydurmamalıdır. Bu uydurulmuş uzmanlıklar KMAS'ta olmayan derin dalış, akıntı dalışı, gece dalışı, fotoğraf, mükemmel yüzerlilik, tanıtım dalışı, kovuk dalışı ve malzeme bakımıdır. Bu uzmanlıklar KMAS sistematiğinde yoktur. Eğer uzmanlık koyulacaksa, gerçek uzmanlıklar eğitim sistemine dahil edilmelidir. Bunlar KMAS uzmanlıklarında var olan çocuk dalışı, engelli dalışı, trimix, mağara, kapalı devre, nitrox tüp dolumu, trimix dolumu gibi sahiden gerçek ve gerekli olan uzmanlıklar olmalıdır. Ancak bunların hiçbiri bu talimatta öngörülmemiştir, yoktur. Kanımca federasyon bu konulara ciddiyetle eğilmelidir. Yarattıkları uzmanlık sistemi ve uzmanlıklar uydurmadır. Mesela nitrox uzmanlığı koymuşlardır. Ancak ciddi bir konu olan ve sahiden uzmanlık gerektiren nitrox tüp dolumu yoktur. Nitrox uzmanlığı kurslarının dalışları hangi tüplerle yapılacaktır? Sadece bu örnek bile
Bu talimatın konulara tam vakıf olmayan kişiler tarafından hazırlandığının bir göstergesidir arkadaşlar. TSSF'ye ekstradan para ödeyen eğitmenlere Kasım ayında veya Eylül, Ekim ayında tahmin ediyorum, Balıkesir'den 2 saatte dağıtılan 17 uydurma uzmanlık eğitmenliği de şimdi piyasada bazı dalış merkezleri tarafından bakkal promosyonu şeklinde 5 al 3 öde, Kızıldeniz'e gel 5 tanesi bizden bedava şeklinde dağıtılmaktadır. Siz inanıyor musunuz ki bu konularda bu uzmanlıklarla ilgili ciddi bir eğitim verilmektedir? Hayır, kesinlikle değil. Kaliteli olması gereken balık adam eğitiminin Türkiye'de ne hallere geldiği hepimizin malumudur. Recreational yani hobi diyelim, uzmanlık eğitmenleri KMAS sisteminde mevcut olan dalış eğitmenleridir. Sadece teknik uzmanlıklarda Trimix gibi ve diğerleri gibi mevcut eğitmenlerin yeni bir kurstan geçmeleri gerekir. Bizde ise böyle olmamış. TSSF'ye ekstradan para ödemeyen eğitmenler uzmanlık eğitmenleri olamamışlardır. Yani bugün bir eğitmen eğer TSSF'nin uzmanlık eğitmenliği seminerinden geçmiyorsa bir derin dalış uzman eğitmeni olamıyor. Değil, kabul edilmiyor. Veya bir akıntı eğitmeni olamıyor. Bu mümkün müdür? Sizce değildir. Mesela 20-25 senelik bir eğitmen TSSF'ye göre bir derin veya akıntı dalış eğitmeni sayılmamaktadır. Bu hangi aklı selime uyar size soruyorum. TSSF eğitim programı ve uzmanlıklar konusunda da KMAS sistemine uymamaktadır. Çünkü her eğitim içeriği ve dolayısıyla uzmanlıklar müfredatı KMAS Teknik Komitesi tarafından onaylanmış olmalıdır. TSSF'nin yarattığı sistemin KMAS Teknik Komitesi'nden onaylı olmadığı düşüncesindeyim. Yoksa böyle bir yaratmalara kesinlikle onay verecekleri zannetmiyorum, akıl dışı olur. Son olarak da TSSF'nin yarattığı uzmanlıkların hiçbirinin eğitim müfredatı yoktur, içeriği belli değildir. Bir kitabı, bir eğitim sistematiği mevcut değildir. Uzmanlıklar konusunu geçtikten sonra talimatla ve 2008 yönetmeliğiyle ilgili üçüncü noktada izinler ve resmi makamlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi noktasında gerek dalış yapabilmek, gerekse eğitim yapabilmek için bilgi verilmesi gereken makam tek olmalıdır. Amatör ve ticari dalış merkezleri, liman, sahil güvenlik, turizm, kaymakamlık, jandarma ve bunun gibi kurumlarla ayrı ayrı muhatap edilmemeli ve buralara haç ödemekten kurtarılmalıdır. Nitekim sahil güvenlik yetkilileri kendilerinin kara sularımızda balık adam kovalama görevini üstlenmekten duydukları rahatsızlığı dile getirmektedirler. Kendileriyle özel görüştüğünüz zaman. Sahil güvenlik sadece kimlik kontrolü ve dalış bölgesinin yasak bölge içinde olup olmadığını kontrol etmeli. Fakat breve kontrolü veya diğer teknik konuların kontrolüne karıştırılmamalıdır. Sadece teknede eğer yabancı uyruklu turist varsa bunlar için bir ön bildirim sahil güvenliğe yapılmalıdır. Genel olarak bürokratik işlemler basitleştirilmeli, yerli dalıcılar içinde tamamıyla kaldırılmalıdır. Karasularımızda ister 2 kişi, ister 6 kişi, istersek de
32 kişi serbestçe dalabilmeliyiz. Eğitim de verebilmeliyiz. 4. Tıbbi gereklilikler. Talimatta istenilen tıbbi gereklilikler sanki uzaya astronot yollanacakmış gibi titiz bir tıbbi ön araştırma istenmektedir ki bu sportif recreational dalışlar için tamamen gereksiz ve fuzulidir. Bu konuda bu kadar titiz davranılıyorsa aynı titizliğin eğitim sisteminde de ve diğer noktalarda da gösterilmesini beklerdik. Esasen doçent doktor Emin Elbülke'nin tıbbi gereklilikler konusunda son derece gerçekli bir çalışması ve açıklaması vardır. 5. Bu talimatta diğer sistemler ne oluyor arkadaşlar? PADI, SSI, TDI, NASE ve diğer tüm uluslararası sistemler Türkiye'de serbestçe eğitim verebilmeli ve verdikleri broveler de geçerli sayılmalıdır. İlerleme sadece çeşitlilik ve rekabetle olur. Tüm dünyada zaten bu böyledir. Hali hazırda TSSF Dalış Merkezleri Kurulu'ndaki bazı temsilcilerin SSI gibi farklı broveler verdikleri bilinmekte olup bu da bir anlamda kendi kurul üyelerinin bile TSSF'yi ciddiye almadığının kanıtıdır. 7. Şimdi çok önemli bir noktaya geldik arkadaşlar. TSSF'nin vermiş olduğu TSSF KMAS broveleri noktasındayız. KMAS'ın yönetim kurulunda bulunan İnkılap Obruk Bey ve teknik komitesinde de üye bulunduran TSSF bir taraftan KMAS'ın işine geldiği zaman çığırtkanlığını yapmakta ve TSSF KMAS'tan başka bu memlekette breve verdirtmemeye çalışmakta. Ama öbür taraftan da hem KMAS'a hem de dalış camiasına fake atmaktadır. Nasıl mı? İşte böyle. KMAS'ın en gizli dosyaları çekmecemde. Ben KMAS'a adımın devrim olduğunu söyledim gibi laflarla dalış camiasını aptal yerine koyarak kandırmaya çalışan İnkılap Bey, öbür taraftan da KMAS'ı da aptal yerine koyup kandırmaktadır. Bu nasıl oluyor? Şu şekilde. TSSF brövelerinde KMAS'ın uluslararası breve sisteminde bulunan ve uygulanması mecburi olan 16 dijitli uluslararası breve numarası yoktur. Neden yoktur? KMAS'ın bu konudaki talimatı açık ve nettir. Bu numaralandırma sistemine uymamak KMAS nezdinde önemli bir suçtur ve KMAS bu konuda derhal soruşturma açacağını yazılı olarak da ifade etmiştir. Bakın KMAS Standard and Procedure. Burada KMAS Standard and Procedure'ün açarsanız, okursanız breve numaralama sistematiği 16 dijitli gayet detaylı olarak burada anlatılmaktadır. Ve bu kesin uygulanması ve uyulması gereken bir konu olduğunu ve bunu uygulamayan OCC veya federasyonların brevelerinin uluslararası geçerliliği olmadığı ve bu konuda federasyonların kendi başlarına brevede basamayacakları, yaptıkları takdirde de bu numaralama sistemine uymadıkları takdirde de KMAS'ın her türlü hakkı kendinde tutarak soruşturma açacağı çok açıkça madde madde belirtilmiştir arkadaşlar.
Bu breve sistemine uymamak, verilen brevelerin kımas geçerliliğini ve uluslararası geçerliliğini ortadan kaldırır. Eğer Almanya veya Rusya örnek verilecek olursa, 16 dijitli numaralama, breve numaralama sistemine gayet disiplinli olarak uyulmaktadır. İnkılap Bey, brevelerde TC kimlik numarasını kullandığını ifade etmiştir. TC kimlik numarası kullanılabilir tabii. Ancak bunun yanında KMAS sistematiğindeki 16 dijitli KMAS uluslararası breve numarası da mutlaka mevcut olmalıdır arkadaşlar. Bu numaralama sistemine geçtikten sonra ayrıca KMAS standartlarına göre federasyonların periyodik olarak KMAS'a vermiş oldukları breveleri KMAS'a bildirmeleri gerekiyor. Bu bildiriliyor mu? Hiç zannetmiyorum. Ayrıca bir üçüncü konu, uzmanlık breveleri konusunda TSSF'nin dağıttığı uzmanlık breve kartları neden KMAS'ın orijinal uzmanlık breve kartları değildir? Bunu soruyor. TSSF yeni talimatta bulunan uzmanlık ve eğitim sistemi için KMAS Teknik Komitesi'nden onay almış olmalıdır. Bu alındı mı? Bunu da alındığını zannetmiyorum. TSSF uzmanlık brevelerinin üzerinde TSSF KMAS'ın etkin bir üyesidir ibaresini yazarken KMAS'la ve Türk dalıcılarla alay mı etmektedir yoksa aptal yerine koymakta mıdır? Bunu anlamak mümkün değildir. 8. Talimatın cezalar noktasına gelince 29 adet ceza maddesi vardır ki bu sindirme ve göz korkutma amacı taşımaktadır ve sualtı sporlarına, amatör bir federasyona yakışmayan bir yaklaşımdır. Sindirme ile sualtı faaliyetlerini ileriye götüremezsiniz. Daha sonra şu anda bu talimatla ilgili ana noktaları, kritik ettiğimiz noktaları bitirdikten sonra amatör bir federasyon olan TSSF'nin amatör kulüplere karşı bakışını, yaklaşımını size biraz izah etmek istiyorum. Bu konu başlığı da amatör kulüplere yardım. TBK'dan çıkma bir insan olarak İnkılap Bey'in TBK gibi köklü ve 60 senedir aynı mekanda bulunan ve dünyada bile eşsiz olan bir kulübü maddi olarak desteklemesi beklenirken bunun tam tersi olmuştur. TSSF'nin kurucu üyesi ve KMAS sistemini ilk defa Türkiye'ye getiren ve ilk OCC olan TBK'nın TSSF'de temsil bile edilememesi çok üzüntü uyandırıcı. Kulüp başkanının TSSF başkanına yazdığı talimat konusundaki talep ve öneriler TSSF'nin sekreter yardımcısı imzasıyla geri çevrilmekte ve gidin bölge temsilcinizle muhatap olun denilmektedir. İnsan çıktığı, yetiştiği ve hatta TSSF'nin başkanı olmak için destek aldığı kulübüne böyle bir yaklaşımı gösterir. Bunu anlamak mümkün değildir arkadaşlar. TBK dalış eğitimini devam ettirebilmek için 2000 TL yetki belgesi harcı, her eğitmeni için ayrıca akreditasyon için 350'şer TL ödemesi ve turizmede 2000 lira civarında bir harç ödemesi gerekmektedir. TBK'da bulunan eğitmen adedinin çokluğu göz önüne alınırsa
TBK'nın büyük miktarlarda paralar ödemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Amatör olarak faaliyetlerine devam eden bu kulüp için nasıl bir ağır bedeller uygulanmaktadır bunu görüyoruz. Ayrıca TSSF'nin TBK'nın eski bröve sistemindeki A, B, C gibi son derece kıymetli ve iyi balık adam yetiştiren bröveleri kabul etmemekte, yine TBK'nın bu bröveleri kendi içinde verdiği denklikleri de hiçe saymaktadır. Türkiye'de gerçekten kaliteli balık adam yetişmesine öncülük etmiş bu kulübe yapılan haksızlık büyüktür. Şimdi son nokta olarak arkadaşlar, geçen hafta sonu galiba Alanya'da eğitmen sınavı yapılmış. Bazı bu konuda da açıklamalarda bilgilendirme vermek istiyorum. 15-16 Mart tarihinde 2014 tarihinde Alanya'da yapılan 1 yıldız ve 2 yıldız eğitmenlik sınavında yaşananlardan bazı ufak tefek örnekler var. Bu sınava bildiğiniz gibi katılan 50 aday sadece sınava katılmak için 1000 TL para ödemişlerdir, otel ve yemek hariç. Bunun daha evveliyatta da harcamaları vardır tabi, eğitmenlik kursları için, o da ayrı konu. 2 yıldız eğitmen sınavında eğitmen adaylarına yaptırılan deniz becerileri şunlar olmuştur: maske tahliye, yarı maske tahliye, çimlenme, ahtapot bulma, regülatör bulma ve scuba çıkarıp takmadır. Arkadaşlar, bu bir eğitmen sertifikasyonu sınavı mı, yoksa bir yıldız balık adam sertifikasyon sınavı mı? Bunu soruyorum. Bu beceriler bir yıldız veya hadi diyelim iki yıldızdan istenilebilecek sualtı becerileridir. Bunun yanı sıra bir başka örnek, mesela bir navigasyon sınavı yapılmış orada. Uygulaması şu şekilde olmuş: deniz kenarına bir masa kuruluyor. Masaya eğitmenleri oturuyor. Eğitmen adayının eline bir şamandıra verilmekte ve 2 dakika git 2 dakika gel denilmekte ve suya tek başına salınmaktadır. Aday dönüşünde 2 dakika sonra, 2 artı 4 dakika sonra diyelim, eğer masanın tam ortasından çıkarsa, tam puan, sağa sola sapma olursa, bu sapma adımlanarak ölçülerek ve buna göre sapmanın adımı ne kadar, kaç adım saptı, ona göre puanlama yapılmaktadır. Bunun yorumunu sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz maske tahliye ve scuba çıkartma becerileri sırasında adaylara yine enteresan bir şekilde fake atılarak gizlice arkadan tüpleri kapatılıyor. Yani bakalım, tüpünü kapatalım bakalım ne yapacak adam. Ya böyle bir eğitim olamaz arkadaşlar. Böyle bir sınav olamaz daha doğrusu. Yazılıyım sınavda, KMAS'ın merkezi sorulmakta ki bu hiç imal edilmiyor. KMAS'ın merkezi Roma, biliyorsunuz. Bu son derece önemli bizim federasyon için. Bunu soruyor bu KMAS'ın merkezi nerede? Böylece bir anlamda KMAS'ı vurgulamak da ihmal edilmemektedir. Ama gördüğünüz gibi öbür taraftan KMAS'ın en önemli bröve konusunda ve eğitim konusundaki gereklilikleri bir hiçe sayılmakta. Arkadaşlar, böyle bir imtihan sistematiği de dünyada yoktur. Şimdi netice olarak TSSF ne yapmalıdır? Bildiğiniz üzere Ticari Dalış Merkezleri Derneği adı altında toparlanmışlar ve TSSF'den ayrılıp
Denizcilik Bakanlığı'na bağlanma çabası içindedirler. Bu gerçekleştiğinde TSSF büyük bir kan kaybına uğrayacaktır. Acaba TSSF kendisi bunun farkında mıdır? TSSF ticari merkezlerden bu şekilde elini çekmeli, talimatla sektörü dar bir çerçeveye hapsetmek yerine gücünü amatör kulüplerin gelişmesi için harcamalı ve miktarlı bir şekilde kaliteli eğitim almış balık adam yetişmesine gayret etmeli ve bunun için de başta TBK olmak üzere amatör kulüplere destek sağlamalı ve yeni dalış tekniklerini de nitrox, trimix, kapalı devre, başka şeyler de olabilir, bu amatör kulüplerde öğretilmesi ve uygulanması için maddi ve manevi destek sağlamalıdır. Görüldüğü gibi TSSF ne amatör dalış kulüplerini ne de ticari turistik dalış merkezlerini memnun edememiş, hatta hiç hitap edememiştir. Ortaya çıkan yönetmelik ve talimat komplike, formalitelerle dolu, sektörün önünü tıkayıcı, kısıtlayıcı, cezalandırıcı, üstelik hiçbir uluslararası eğitim sistemine ve mantığına uymayan hilkat garibesi bir uygulama olmuştur. Hedeflerinden tamamen sapmış, sporu ve dalış aktivitesini geliştireceğine, ilerleteceğine, ileri götüreceğine, bu düşüncelerden yoksun kalıp iş yapmayı saçma sapan bürokratik ve pratik uydurmalar tesis etme zannederek durumu işin içinden çıkılmaz bir hale getirmiş olan TSSF ya istifa etmeli ya da derhal talimatı askıya alarak bilgili ve tecrübeli insanlardan bir çalışma grubu oluşturarak yeni bir uygulama metni ortaya koymalıdır. Bu çalışma grubuna bazı tavsiye edebileceğim arkadaşlarımız var. Bu adlar başta Levent Yüksel, Gündoğdu Saruhanoğlu, Ender Kopanoğlu, Murat Baykan, Münci Öz, Armağan Düvenci, Murat Draman, Gökhan Türe, Yusuf Ziya Şulekoğlu, Bahattin Memişoğlu ve başka değerli arkadaşlar da vardır mutlaka bilmediğim veya şu anda aklıma gelmeyen gibi isimlerden oluşacak bir çalışma grubu Türkiye'de su altının önünü açacak metni ve sistemi hazırlayabilecek değerli insanlar olarak öneriyorum. Eğer akıllar başa gelir ise bir iki aylık bir sıkı çalışma ile mükemmel bir metin ortaya koyulabilir. Bunun haricinde bu şekilde devam edecek bir talimat ve uygulamalar ve federasyon su altında, bunu kulübümüzde de her gün yaşıyoruz. Ticari dalış merkezlerinin konuşmalarından da sıkıntılarından da görüyoruz. Her gün o nasıl olacak, bu nasıl olacak, sıkıntılar üzerine sıkıntı, bu işin arkadaşlar sonu yok. Bir an önce federasyon ve başkanı ve oradaki arkadaşlar vicdanlarını da ortaya koyarak başlarını iki ellerinin arasına alıp ya biz ne yapıyoruz, dur bir düşünelim demeleri vakti çoktan gelmiş ve geçmiştir. Bugünlük benim söyleyebileceklerim bunlar. Bizim amacımız sadece Türkiye'de kaliteli, iyi niyetli, özverili balık adam, eğitimli balık adam ve eğitmenlerin yetişmesidir. Derdimiz budur. Başka bir şeyimiz yoktur. Bunu da ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bilal Bey, bu
fırsatı, imkanı tekrar verdiğiniz için iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Mersin.